Merhaba arkadaşlar, Uçmak İstiyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda windmilling ve FETÖ konularına bakacağız. Soldaki şekilde görüldüğü gibi sabit hızda uçarken bir motor arızası meydana gelirse ve motorda bir tork kaybı olursa önce ortadaki şekilde görüldüğü gibi angle of attack azalacak. Daha sonra sağdaki şekilde görüldüğü gibi negatif pervane tork oluşacaktır. Bu durumda nispi hava akışı yani relative airflow pervane pallerinin ön yüzüne çarparak pervaneyi döndürmeye başlayacaktır. Arkadaşlar buradaki şekilde görüldüğü gibi uçağımızın bir ileri hızı var. Ancak bir motorda bir negatif pervane torku meydana gelmiş. Yani pervanemizin palleri bu şekilde ve relative airflow önden bu yüzeye çarpıyor. Bunun sonucunda pervanemiz dediğimiz gibi negatif pervane torku üretecektir ama en önemlisi parazit drag kuvveti de üretecektir. Artık bu durumda motor pervaneyi değil pervane motoru çalıştırır durumdadır. Bu duruma windmilling denir ve windmilling sonucu oluşan parazit drag kuvveti çok büyük bir kuvvettir. Çift motorlu uçaklarda tek motor arızası durumunda pervanenin relative airflow tarafından döndürülmesinden dolayı oluşan parazit drag, tırmanış performansında ve menzilde ciddi bir düşüşe neden olacaktır. Azalan motorun neden olduğu asimetrik sapma momenti, uçağın kontrol edilebilirliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca hasarlı bir motorun pervanesini döndürmeye devam etmek, yani pervanenin windmilling pozisyonda kalması, motor hasarı, yani yatak sarması veya motorun alev alması sonucunu doğuracaktır. Pervane pal açısını FETÖ açısına yani sıfır hücum açısına getirmek pervanenin relative airflow etkisiyle oluşan dönüşünün durmasına ve oluşan drag kuvvetinin en aza inmesini sağlayacaktır. Sağ üstteki şekilde görüldüğü gibi windmilling pozisyonunda uçtuğumuzda görmüş olduğumuz gibi negatif pervane torku ve drag oluşmakta. FETÖ pozisyonu aldığımızda ise yani kılıçlama dediğimiz şu pozisyonu aldığımızda artık motor pervane dönüşüyle dönmeyecek ve minimum drag'la uçuşunu yapacaktır. Bu durum tırmanış performansını arttıracaktır. Çünkü tırmanma kapasitesi aerodinamik drag dengelendikten sonra artta kalan eksi stras kuvvetine bağlıdır. Daha önceki videolarımda hatırlayacaksınız arkadaşlar. Tırmanış gradyantımız thrust eksi drag bölü weight'ti. Thrust eksi drag dediğimiz kuvvetler eksi thrust oluşturuyordu. Bir motor kaybı durumunda thrust'ım azalacak. Eğer drag çok fazla olur ise eksi thrust azalacak. Benim tırmanış gradyentimi olumsuz yönde etkileyecektir. Yani benim thrust'ım artık yok motorum durduğu için. Drag'ım da çok fazla olur ise eksi thrust'ım çok düşük olacak. Tırmanış gradyentim de çok düşük olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar kalkış esnasında böyle bir durumla karşılaşırsam, bir tek motor kaybıyla karşılaşırsam çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağım demektir. İşte bu sıkıntıyı azaltmak için ben drag'ı minimum pozisyona almak durumundayım. Bu durumda da pervane pallerimi unfettered veya windmilling dediğim bu pozisyon yerine fettered pozisyonuna aldığımda drag minimum olacaktır. Dolayısıyla thrust eksi drag değeri windmilling pozisyonuna nazaran daha iyi bir değer vereceği için tırmanış gradyantım da daha iyi olacaktır. Burada arkadaşlar pervane palemizin fettered pozisyonu fine pozisyonu ve reverse pozisyonunu görmekte. Burada arkadaşlar windmilling propeller ve fettered propeller'ın özetini vermekteyim. Soldaki şekilde windmilling propeller pozisyonunu görmekteyiz. Windmilling pozisyonda ciddi bir tork ve büyük bir drag kuvveti üretiliyordu. Yani pervanemiz thrust yerine drag üretiyordu. Sağdaki şekilde ise fettered pozisyonunu görmekteyiz. Bu durumda minimum drag üretilmekte. Minimum drag üretildiği için de çok motorlu bir uçakta bir motor faal, diğer motor durmuş pozisyonda asimetrik thrust oluşumunu minimuma indirgemekte. However, a potential problem was created. If the engine failed, the rotational velocity would start to decrease,
and the constant speed unit would reduce the blade angle to try to maintain the RPM until the blade reached the fine pitch stop. Now the relative airflow strikes the forward surface of the blade, creating a negative angle of attack and reversing the torque so that the propeller drives the engine. This is known as windmilling. The decrease in performance it causes will reduce the gliding range, and if the engine is damaged, continuing to turn it could cause it to seize or even catch fire. Improvements to the variable pitch propeller enabled it to be feathered by turning it into a position of zero torque to stop the engine turning and minimize the drag. A tactical landing. The bulk of a Hercules brought to a halt in about 750 meters, and the pilot wasn't trying too hard. Reverse thrust, a further development in pitch control, not only brought dramatic improvements in braking, it also enabled aircraft to be reversed using their own power, and made maneuvering on the ground far easier. Reverse thrust is produced by turning the blades past the flight fine pitch limit to create a relatively large negative angle of attack. Değerli arkadaşlarım, bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda power absorption konusunu inceleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.